Merhaba arkadaşlar, bugün süs biberi turşusu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi süs biberlerimizi topladıktan sonra bir güzel yıkadım birkaç su. Daha sonra da biberlerimizin ucunu bu şekilde kesiyoruz. Biberlerimizin tamamını bu şekilde kestikten sonra bu turşumuzu yaparken cam kavanoz kullanıyoruz. Cam kavanozlarımızı da yıkadıktan sonra hemen biberlerimizi kavanozlarımıza dolduralım. Bu turşumuzda bolca sarımsak kullanacağım. Soyduğum sarımsakları bu şekilde 2'ye 3'e kestikten sonra aralarına şöyle biraz biraz sarımsak ilave ediyorum. Bütün her yerine biberlerin sarımsak temas etsin. Artan sarımsakları da üzerine, her birinin üzerine ekliyorum. Turşumuzun tuzlu suyu için her bir kavanoz için 1 çay bardağı iri tuz kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı da limon tuzu. 1 tatlı kaşığı da toz şeker ilave ettim. Tuzu ve limon tuzunu karıştıralım. Kavanozlarımızın her birine 2'şer su bardağı sirkeyi ilave ediyorum. 2. bardağı da ilave ettim. Turşularınızın yumuşamamasını istiyorsanız arkadaşlar, sirkenin yani kavanozumuzun 1/3 kadar sirke koymamız lazım. Yoksa turşumuz erir ve yumuşar, hem de lezzetli olmayabilir. Kışlık turşularda sarımsak ve sirkeyi bol kullandığımız zaman turşumuz daha lezzetli ve daha uzun ömürlü olacaktır. Sirke ilavesinden sonra da tuzlu sularını ilave ediyorum. Dolana kadar tuzlu suyunu koyuyoruz turşumuzun. Turşumuzun suyunu da ilave ettikten sonra üzerine maydanoz demetini yerleştirip ve hemen ardından kapağını kapatıyoruz sıkıca. Kapaklarını da sıkıca kapattıktan sonra şöyle yan çevirelim. Su sızdırıyor mu? Sızdırıyorsa eğer kapaklarını tekrardan açıp tekrar sıkıca kapatmamız gerekiyor. Hava alan turşular çabuk yumuşar ve bozulur. Turşularımızın uzun süre dayanması için güneş görmeyen ve hava almayan bir kavanoz ve hiç kullanılmayan kapakları kullandık arkadaşlar. İşte bu yüzden turşularımız uzun ömürlü olsun diye hem güneş görmeyecek hem de hava almayacak kavanozlar bu şekilde hazırladık. Daha öncelerde birçok turşu tarifi paylaşmıştım. Sıcak suyla, kaynar suyla ve yine bu şekilde soğuk suyla hazırladığım turşulu tariflerimi de sizlerle paylaşmıştım. Ama bu soğuk suyla yaptığımız turşuların daha uzun süre oluşumunu beklememiz gerekiyor. Yani 3 hafta, 1 ay kadar süre beklememiz gerekiyor ki sofralarımıza gelmesi için. Yani bu da demek oluyor ki 1 ay kadar sonra turşumuzu açıp sofralarımıza getirmemiz gerekiyor. 1-2 hafta kadar sonra da turşularımızın rengi tamamen sararmış ve oluşumuna başlamış olması gerekiyor. Turşularımızı açtıktan sonra, kapağını açtıktan sonra da daha sonra da dolapta muhafaza etmemiz gerekiyor. Yoksa yumuşar ve çürür arkadaşlar. O yüzden bu püf noktasını da söylemek istedim. Yeni tariflerinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.